Efendim merhaba, 1326 Fetih Müzesi'ndeyiz, Bursa'dayız. Profesör Doktor İlhan Şahin Hocam. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Misafirimiz efendim. Bugün. Konumuzda Altay Toplulukları, Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu var Bursa'da. Osman Gazi Belediyesi organize ediyor, hocam organize ediyor ve bu konuyla ilgili kendinden görüşleri alacağız. Hocam Bursa'mıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Siz Bursa'ya yabancı da değilsiniz zaten. Evet. İyi biliyorsunuz. Tüm Türk topluluklarına ve Türkiye'ye de çok faydalı bir sempozyum olduğunu düşünüyorum. Ama bundan önce galiba 9-8 defa bu etkinliği yapmışsınız. Bunun bir tarihini öğrenelim sizden hocam. Ne zaman başladı, ne amaçla başladı? Şimdi efendim bu sempozyumun evveliyatı hemen hemen 2006 yılında. 2006. Evet. Japon ve Koreli meslektaşlarımızla ben o zaman Kırgızistan'da Bişkek'te görev ifa ederken evet. Bir araya geldiğimizde bir Orta Asya tarihi sempozyumunda bir araya gelmiştik. Orada ki konuşmalarımız esnasında Altay adı altında bir sempozyumlar serisinin icra edilmesinin, yapılmasının önemli olduğuna Ta oradan başladık efendim. Tabii burada Altay deyince, Altay kavramı deyince bunun üzerinde biraz durmak lazım. Evet. Özellikle bugün Asya'nın en doğu uç noktasından en batı uç noktasına kadar olan bölgedeki coğrafi bölgede, çok geniş bir coğrafi bölgede, hatta Balkanlara, Rumeli'ye kadarki olan bölgelerde tarihi süreç içerisinde halkların ve toplulukların Altay'dan çıktığı ve Altay dil birliği içerisinde oldukları yönünde önemli araştırmalar var. Var değil çok mi? Çok önemli çalışmalar var. Doğru. Tabii bu bağlamda Altay'ı bir kavram olarak, bir şemsiye olarak düşünmemiz mümkün. Öyle düşünmek lazım. Evet. Doğru. Yani doğru. Bir şemsiyenin altında halklar topluluklar var. Bu halklar ve toplulukların bugün önemli bir kısmı birer devlet, bağımsız doğru, devlet durumunda. Doğru. Tabii ki. Tabii bunun içerisinde özellikle dil birliği bakımından düşündüğümüzde tabii Kore'yi ve Japonya'yı bu konuda ihmal edemeyiz. Yani, öyle mi? Tabii efendim. Onlar da dil birliği içerisindedirler. Yani Türk dilinin yapısı nasılsa Korece'nin ve Japonca'nın dil yapısı da aynıdır. Aynı mıdır? Ve bu bakımdan bu Altay kavramına Japonlar ve Koreliler de yani bilim insanları da çok önem veriyorlar ve bu konuda önemli çalışmaları var. Çok önemli çalışmaları var. İşte böylesine 2006 yılında bir araya geldiğimizde böyle bir Altay Toplulukları Sempozyumu adı altında sempozyum serilerinin çok yapılmasının güzel, faydalı olacağını düşündük. Ve çok oradaki doğru, ilk toplantımız orada Bişkek'te oldu. Yani Bişkek'te oldu. Yani Bişkek deyince şöyle düşünmemiz lazım. Türk uygarlığının beşiğidir Bişkek. Öyle değil mi? Tabii efendim. Hmm. Türk uygarlığının beşiğidir. Çok önemli. Yani orada mesela Bişkek halkına sorsanız veya Kırgız halkına sorsanız siz kimsiniz deseniz onlar başta Kırgızım der. Ama onun arkasında ilave eder. Der ki Türk atanın baldarıyız der. Öyle mi? Tabii. Yani burada enteresan. Türk atanın baldarıyız anlamı şudur. Biz bir Türk atanın çocuklarıyız. Kökenimiz orası. Tabii akrabayız derler. Tabii bu akrabalığın altında yatan asıl şey ise kültür ve uygarlık değerleridir. Tabii, tabii. Kültür ve uygarlık değerleri tabii aynı tarih, aynı coğrafya, doğru, ata babaların bir arada olduğu, bir arada yaşadığı, aynı kültür ve uygarlık değerlerini ortaya çıkarttığı bir coğrafyadır. Bunu bu şekilde düşünmemiz lazım. Çok doğru. Biz tabii bu bağlamda sempozyumlar serisini başlattık. Evet. Tabii bu ilk konumuz şöyleydi, sempozyumumuzun konusu. Ulusların, yani Altay halklarının
doğuşu ve yayılışı. Yayılışı. Yani doğru. Dünyaya yayılışı nasıl doğru. oldu diye. Tabii Altay bugün coğrafi bölge olarak bir kısmı bugün Rusya Federasyonu içinde. Doğru. Bir kısmı Kazakistan coğrafyasının içerisinde. Doğru. Bir kısmı Moğolistan coğrafyasının içerisinde. Ama bu halkların belki de 10 bin yıl önce, belki 20 bin yıl önce neşvi nema bulduğu, doğru. yani ortaya çıktığı yerler. Ve aynı kazanda kaynayarak ortak bir kültür ve uygarlık değerlerine sahip olduğu bir coğrafyadır. Çok doğru. Yani bugün dilciler de böyle söylüyorlar, bu şekilde ifade ediyorlar. Bu ortak dile sahip olanlar, ortak dil yapısına, sahip olanlar bu coğrafyadan, Altay'dan çıktı diyorlar. Çıktı, evet. Ve Asya'nın en doğu uç noktasından en batı uç noktasına kadar, Balkanlara kadar yayıldı şeklinde söylüyorlar. Sonra bu ilk sempozyumu yaptıktan sonra Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nin şemsiyesi güzel. Altında, şemsiyesi güzel. Altında Altay halk ve topluluklarının dil meseleleri, tarih meseleleri, din ve inanç ritüelleri üzerine bir sempozyum icra edildi. Bu sempozyumun icrasından sonraki durağımız Seul oldu. Seul. Tabii Seul'de, Seul'de Güney Kore'de yani. Tabii Güney Kore'de Korea University of International Studies adı altındaki üniversite orada bir sempozyum düzenledi ve bizi bir araya getirdi. Çok Altay güzel. Toplulukları sempozyumu altında bir araya getirdi. Daha sonraki süreçte İstanbul bu işe ev sahipliği yaptı. Güzel. İstanbul Aydın Üniversitesi bu işin ev sahipliğini üstlendi. Sonraki süreçte bu İstanbul'daki sempozyumu yaptığımızda Moğolistan Büyükelçiliği'nde başkonsolos geldi. Güzel. Sempozyumu baştan sona kadar takip etti. Çok güzel. Bu Ankara'da Moğolistan Büyükelçisi'nin emriyle geldiğini söyledi. Ve orada bize dedi ki bundan sonraki sempozyuma Moğolistan olarak ev sahipliği yapmak istiyoruz. Ne kadar dedi. Enteresan. Tabii. Yani ondan sonraki çalışmalarımız, çabalarımız, yazışmalarımız hep Moğolistan üzerindeki yapacağımız sempozyum üzerine odaklandı. Çok güzel. Ve Moğolistan'da da gelenekler, görenekler, yasalar ve örfler üzerine bir sempozyum düzenlendi. Çok iyi. Ulaanbaatar'da mı? Tabii Ulaanbaatar'da düzenlendi. Evet. Ulaanbaatar'da düzenlendi. Tabii Ulaanbaatar'a gittikten sonra orada tabii bizim atalarımızın kültür yadigarı olan Orhon yazıtlarına dahi gittik. Orada ziyarette bulunduk. Bütün bilim adamları topluca orayı ziyaret ettiler. Çok çok önemli. Hatırlattınız hocam. Ben de gittim bir toplantı evet. nedeniyle. Evet. Orhon abidelerini çok gezdim. Güzel. Çok etkilendim. Evet, etkilendim. Hakikaten bu topraklarda yaşayıp da kökeni o tarafa dönen, öğrenmek isteyenler orayı mutlaka görmesi lazım. Şimdi biz tarihsiz bir millet değiliz efendim. Tabii. Bizim tarihimizin kökleri var tabii ki haliyle kökleri var. Dolayısıyla kendi kültürümüzün köklerini aramamız icap ediyorsa o coğrafyalarda aramamız kesin. Lazım. Oralarda aramamız lazım. Yani ben size mesela bir örnek vereyim. Bugün mesela bir terim olarak kullanıyoruz. Mesela baba diyoruz, evet. ata diyoruz. Evet. Belki anlam değişikliğine uğruyor. Evet. Yani baba atanın yerine, ata babanın yerine deyip geçebiliyor. Doğru. O coğrafyada ama kelime olarak, terim olarak aynı. Aynı anlamda aynı değil anlamda, mi? Tabii. O önemli. Mesela teyze diyoruz. Değil mi efendim? Teyze. Teyze, mesela, evet. Akrabalık bildiren önemli bir terim. Tabii. Çok önemli bir terim. Teyze diyoruz. Ama Orta Asya'da Tay Ece'yi bilmeden teyzeyi açıklamamız mümkün değil. Tay Ece nedir hocam? Tay Ece de teyze anlamında. Öyle mi? Tabii. Öyle anlaşılıyor ki ağızdan ağza, söylene söylene tabii. bu teyzeye dönüşüyor. Şiveye dönüşüyor. Yani, tabii bunu bunları anlamak lazım. Çok doğru. Yani mesela oğul diyoruz. Oğul. Evet, oğul. Orhon yazıtlarında dahi geçiyor. Geçiyor. Şimdi doğru. bu mesela Kırgızistan'da oğul diye geçer. Oğul diye geçer. Doğru. Kazakistan'da oğul diye geçer. Tabii, doğru. E şimdi kelime olarak, terim olarak aynı. Aynı. Hayvancılık deyimleri ve terimleri bakımından da düşündüğünüzde hemen hemen aynıdır. Yani içeceğimiz su adı aynıdır. Aynıdır, doğru. Süt adı aynıdır.
Hayvanların adından, mesela biz koyun diyoruz, orada gittiğimizde koy derler. Evet. Biz keçi diyoruz, onlar eçki derler. Mesela mal terimi, evet, bütün Altay halk ve topluluklarının kullandığı ortak terimdir. Mal. Mal terimi, mal terimi, evet, mal terimi. Dolayısıyla kültür ve uygarlık değerleri dediğimiz zaman bunları anlamamız lazım. Çok doğru. Yani aynı tarihte, doğru, aynı coğrafyada, aynı ata babalar, doğru, bir kültür yaratıyorlar. Çok doğru. Bir uygarlık değerleri yaratıyorlar ve bu kullanılıyor. Tabii coğrafi mekanlarımız değişmiştir, bölünmeler tabii, olmuştur, tabii, tabii, başka yerlere göç edenler olmuştur, göç edenler olmuştur ama kökü aynı. Kök kültürü kök aynı. Kök kültürü aynı. Çok dolayısıyla önemli. Bunları iyi ortaya koymak lazım. Çok önemli, evet. Bursa'da yaptığımız bu toplantıdan önce de hemen şunu belirteyim. Kırgızistan'da toplantı oldu. Bişkek'te mi? Tabii Bişkek'te, açılışımız Bişkek'te oldu. He, açılış. Ve o zaman Kırgızistan Cumhurbaşkanı himayesi altına aldı bu toplantıyı. Yani biz o zaman Bişkek'teki toplantıyı yaptığımızda Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın himayesinde yaptık. Çok enteresan. Hatta açılış Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın ikametgahı olan sarayda açıldı. Oo. Açılışımız orada. O kadar oldu. Önem veriliyor. Çok önem veriyorlar. Çok önem veriyorlar. Ve bizzat orada açılış konuşmaları, açılış protokolleri de çok önemliydi. Tabii o toplantıya bizim en büyük şansımız şuydu. Osman Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar Bey de katıldı. Ha, o da katıldı. O da katıldı. İlginç. Açılışta konuştu. Hatta Mustafa Başkanımıza orada oranın milli bir giyeceği olan bir kalpak, bir de çapan giydirildi, evet, orada. Kıyafet. Çapan giydirildi. Çok güzel. Yani bu şu anlamdadır. Siz bu coğrafyanın insanısınız. Siz Asya'nın en batı uç noktasına gittiniz ama evet, sizin ana ata diyarınız bu coğrafyadır. Burası. Bu coğrafyadır. Oranın milli bir kıyafetini giydirdi. O kalpak işe yaramış bak hocam. Sen yani bozum şimdi yapıyorsun. Hemen onu söyleyeceğim. Orada işte böyle bu gibi törenler yapıldığında tabii Mustafa Başkanımız açılış konuşmasına da katıldı. Güzel. Açılışta lütfettiler. Açılışta lütfettiler. Ve dedi ki ben bundan sonraki toplantıya Bursa'da ev sahipliği yapmak istiyorum. Ha, dedi. Orada karar vermiş. Orada karar verdi efendim. Güzel. Osman Gazi Belediyesi olarak. Ve bizimle de dedi hocam her türlü hazırlığınızı yapın. Biz hazırız çok dedi. İyi. Çok iyi. Ve bu şekilde Bursa'da bu toplantıyı yapmaya karar verdik. Çok çok şimdi, güzel. Şimdi tabii Bursa'daki yapılan bu sempozyumumuzun konusu destanlar ve destan kültürü. He, konu destanlar. Destanlar ve destan kültürü. Çok çünkü güzel. Her toplantımızın bir başlığı var. Spesifik bir konusu var. Doğru. Bir konusu var. O işleniyor. Yani doğru. Ortak değerlerimiz nedir? Doğru. O işleniyor. Ortak değerlerimizin beraber müşterek yönleri nelerdir? 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 Onlar işleniyor. Destanlar da çok önemli değil çok mi önemli. Hocam bizim tarihimizde? Çok önemli. Ve dolayısıyla işte biz bu toplantımızı destanlar ve destan kültürü üzerine yaptık. Çünkü destan dediğimiz zaman bu bir hikaye değil efendim. Tabii canım yaşanmışlık yani bu bir efsane mi? De değil. Tabii. Evet efsanevi yönleri var destanların var. Ama destanlara şöyle bakmak lazım. Aynı uygarlık değerlerine sahip halkların ortak değeri olarak tabii, bakmak lazım. Doğru değil mi? Ortak değeri olarak bakmak doğru, lazım. Doğru. Yani bugün mesela Manas destanı evet. Yani Kırgız halkının destanı gibi gözükür ama muhtevasına bakıldığında tamamen bir Türk destanıdır. Türk destanı tabii. Yani Manas orada bir Türk kahramanıdır. Türk çok kahramanıdır. Mesela Manas'ın içerisinde gaza düşüncesi vardır. Gaza felsefesi vardır. Evet. Gaza hareketinde bulunmak. Ama Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna baktığımızda kuruluş döneminde gaza felsefesi de var. Var. Doğru. Gazada çok bulunmak. Gazada, gazada bulunmak. Dolayısıyla mesela Osman Gazi'nin yoldaşlarının çoğu Gazi unvanı ile bilinir. Hadi bak neden. Bu Gazi aslında Orta Asya'daki adı Alp'tir. Alp. Ha, Alp'tir. Doğru. Alp Gazi anlamındadır. Öyle mi? Ama yani Anadolu'da da hem Gazi kullanılmıştır hem Alp kullanılmıştır. Hem Alp, doğru. Mesela Osman Gazi'nin yoldaşlarının adı, yakın arkadaşlarının adı, o kuruluş dönemindeki yakın arkadaşlarının adı mesela Konur Alp. Doğru. Tabii hakikaten. Aykut Alp. Aykut Alp. Mesela Abdurrahman Gazi. Bak hem Gazi var hem Abdurrahman. Hem Alp var. Alp. Ama işte o Alp'in yavaş yavaş Anadolu'da Gazi'ye dönüştüğünü dönüştü, de bir işareti. Tabii. Dolayısıyla
bu kültür değerlerimizi iyi anlamamız lazım. Çok doğru, çok tabii doğru. Buradan da bu kültür değerlerimiz Osmanlı ile beraber, hatta Osmanlılardan daha önce Balkanlara geçiyor. Öyle mi? Tabii ha. Buradan giden göçlerimiz var. Tabii doğru. Yani Balkanlara yurt tutanlar var. Tabii canım. Tabii yurt tutanlar var. Dolayısıyla o coğrafyayı bu coğrafyanın içinde düşünmek lazım. Çok doğru. Coğrafyanın içinde düşünmek lazım. Çok doğru. Bursa bu bakımdan çok önemli. Öyle hatta değil mi? Bursa için şunu da söyleyebilirim. Asya'nın en batı uç noktasının Bursa'dır. En batı uç noktası Avrupa'ya açılan kapısıdır. Bursa diyorsun. Bursa. Evet. Hem ticari bakımından da öyle. Doğru. Ekonomik bakımından da öyle. Yani Bursa'nın ekonomik bakımından gelişimini biraz da buralara da bağlamak lazım. Özellikle Balkanlardan gelen göç hareketleri işte 19. yüzyılın ikinci yarısında, 20. yüzyılın başlarında, tabii orada topraklarımızı kaybettikten sonra oradan göç edenlerin önemli bir kısmının Bursa'ya evet, yerleştiklerini çok biliyoruz. Ben bu bakımdan o yerleşen bizim soydaşlarımızın, vatandaşlarımızın daha müteşebbis olduğunu görüyorum. Doğru hocam. Daha müteşebbis hakikaten olduğunu. Hakikaten doğru. Yani Bursa'nın kalkınmasını biraz da buralarda aramak lazım. Hakikaten doğru. Buralarda aramak lazım. Tabii Osmanlıların da ilk başkenti. Tabii. O da ayrı bir misyon veriyor. Ayrı bir. Bursa'ya. Doğru. Bursa'ya. Şimdi buraya tabii sempozyum olarak katılıyoruz. Evet. Şu anda 90 katılımcı var efendim. Hangi ülkelerden hocam? Şimdi efendim şöyle diyeyim. Programda yer alan ama pandemi dolayısıyla gelemeyen meslektaşlarımız evet. oldu. Çok az da olsa gelemeyen meslektaşlarımız oldu. Normaldir. Ama katılım 90 civarında. Çok iyi. Bu Japonya'dan, Kore'den, Moğolistan'dan, Hindistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, İspanya'dan, Macaristan'dan. 90 civarında bayağı meslektaşımız var hocam. Katılıyor. Tabii bunların organizasyonu var. Tabii. Bu organizasyon içerisinde tabii ki imkanları seferber etme var. Tabii. Bu imkanları seferber etmede özellikle belediyemizin buradaki çabasını, onların bu konuda bizim önümüzü açmaları. Çok önemli. Bizzat belediye başkanımız Sayın Mustafa Dündar Bey'in evet. bu işlerle bizzat ilgilenmesi. Çok önemli. Tabii haliyle bizim yolumuzu daha da kolaylaştırıyor. Yani bu çok önemli. Hem de 1326 Fetih Müzesi gibi bir yerde bu etkinliğin yapılması gelen misafirleri de etkilediğini görüyoruz. Tabii şimdi Fetih Müzesi onları etkiliyor. Çok etkiliyor. Çünkü Fetih Müzesi gerçekten Türkiye'nin en önemli projelerinden birisidir. Doğru. En önemli projelerinden bir tanesidir. Burada yapılmasının anlamı da zaten bu. Bu değil mi? Bu evet. zaten. Şimdi bu ülkelerden gelen meslektaşlarımız tabii haliyle burayı görüyor. Tabii canım. Bursa'yı görüyor. Ve buradaki modeli artık kendi ülkelerine taşıyacaklar. Doğru. Tabii bunları bu şekilde düşünmek lazım. İşte bir kültür işbirliği, uygarlık işbirliği buralarda başlıyor. Çok doğru. Buralarda başlıyor. Çok çok doğru. Yani her şeyi ekonomik açıdan düşünmemek lazım. Evet. Ekonomik açıdan düşünmemek. Yani ekonomik açıdan dünyanın en uzak bölgesiyle de ekonomik ilişki kurabilirsiniz. Kurabiliriz. Ama kültürel ilişki, uygarlık ilişkisi ülkeler arası yolları açar. Kesin şimdi doğru. Ne diyoruz biz Azerbaycan'la aramızda? Şunu diyoruz. İki devlet, bir millet. Millet, tabii doğru. Şimdi bu Altay toplulukları da kültürel değerlerini anladıkça, görüştükçe, doğru. bir araya geldikçe ortaya çıkacak sonucun da bu olacağını düşünmek lazım. Bu şimdi olur, ileride 20 olur, sene sonra ama yolu olur, açılır. 30 yıl sonra olur, 40 yıl sonra olur. Yolu açılır. Bu yol açılıyor. Evet, yani sempozyumların en önemli tarafı budur. Budur. Yani evet. burada tamamen akademik meseleleri görüşülüyor. Doğru. Bizim kendi uygarlık değerlerimiz, kültür değerlerimiz, tarihi değerlerimiz burada ortaya konuyor ve birbirimizi anlıyoruz burada. Tabii canım. Birbirimizle konuşuyoruz burada. Çok doğru. Yani bunlar çok önemli tabii çok, haliyle. Çok önemli. Çok. Ben buna artık yüzyılın dönüm noktası diyorum. Çok doğru. Yüzyılın dönüm noktasıdır çok diyorum doğru. efendim. Hocam şimdi sizin Bursa'yla da ilişkileriniz var. Neredeyse Bursalı diyebiliriz. Biraz da onu öğrenelim. Ben şimdi Bursa'yı şöyle diyeyim efendim. Bursa'mız her şeyden önce bir kültür şehri. Evet. Tabii ben kendim Kırşehir'inde doğdum. Orada ortaokulu ve Kırşehir'de. Kırşehirliyim. Neşet Ertaş'ın memleketindenim. Evet, Neşet Ertaş'ın memleketindenim.
Tabii İstanbul'da eğitimimi tamamladım. Orada kaldım üniversitede, İstanbul Üniversitesi'nde. Daha sonra yurt dışında görevlerim oldu. Orada çok bulundum. Çok güzel. Yani Orta Asya'da bulundum, Japonya'da bulundum, Amerika'da bulundum. Yani bizim buradaki düşüncemiz şudur efendim. Eğer birazcık ilmi bakımından, bilimsel yönden, akademik yönden bir tecrübemiz var ise bunu vermek istiyoruz. Çok tabii doğru. Bizim arkamızda asıl duran bir arkadaş grubumuz var. Bunlar çok önemlidir. Akademik meslektaşlarımız var. Çok meslektaşlarımız doğru. var. Yani onlar görünmeyenlerdir. Çok asıl doğru. Bu bir yemek hazırlanır gelir efendim onun ortaya da. Ama bu yemek hangi merhalelerden geçerek geliyor o çok önemli. Şimdi çok bizim önemli. Elimizde program var. Yani o programda dikkat edilirse 90 kişi yer alıyor. Ya. Ama o bir programın içerisinde o programa bakmak kolay. Kolay. Ha, burada bu konuşuyor, burada bu konuşuyor deriz. Ama o nasıl meydana geliyor? Nasıl organize ediliyor? Nasıl organize ediliyor? Yani şunu ifade edeyim. Bir yıllık çalışmanın ürünü bu. Ya, yani mi? Bir aylık değil. Bir yıl. Bir yıllık. Ya, çok doğru hocam. Yani bunu bize Mustafa Başkanımız, hocam bu işte bütün imkanlarımı seferber edeceğim dediğimde bir yılı geçti. Evet, yani çok iyi. Böyle bir program ortaya çıkıyor. Çok iyi, çok iyi. Yani zaman zaman Sayın Başkanımız da sağ olsun iyi de bir ekibi var burada. Evet. Onlar bizi davet ettiler. Mesela bir davet ettiklerinde şunu söylediler bana. Hocam malumunuz özellikle bizim Anadolu ve Balkanlarda yaşayan halkımızın, insanlarımızın evet. önemli bir kısmı Yörük'tü. Yörük, bu evet. Yörük geleneğine halen bugün de devam ettiriyorlar. Yörükler üzerine bir sempozyum yapabilir miyiz? Güzel. Bu uzmanları bir araya getirebilir miyiz diye güzel bir konu. Bana söylediler. Çünkü benim de asıl konum, çalışmalarım bu yörükler, konar göçerler üzerinedir şu efendim. Kitap, değil mi? Evet efendim. Yani şimdi işte bunu başkanımız bu davet ettiğinde bizi ben şöyle göstereyim efendim. Hı-hı. Yörükler adı da dikkat ederseniz Orta Asya'dan Anadolu'ya diye. Şimdi belki kamera iyi gösterebilir bunu. Burada da bir resim var. Bu resim bir Kazak göçünün resmidir. Hmm. Yani görünüm itibariyle bizim Anadolu'daki göçlerden hiç farkı olmayan bir göçtür. Bir göçtür. Ve bunu kim yapmıştır? Bunu 19. yüzyılın ortalarında bu resmi çizen Huludov adında bir Rus ressamdır. Öyle mi? Tabii efendim. Yani onun böyle bir fotoğraf albümünü, resim albümünü Kazakistan Cumhuriyeti basıyor. Onun çok içerisinde ya, aldığımız çok bir resimdir. Onun içerisinde aldığımız bir resimdir. Biz bunu koyduk tabii haliyle. Mesela bu Yörükler kitabında Moğolistan başta olmak üzere Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, öyle mi? Türkiye'den bu işle uğraşan, bu meslekleri bu konular üzerinde olan meslektaşlarımız katıldılar. Çok iyi. Bursa'ya geldiler. Bildirilerini sundular. Sonra bu bir kitap haline kitap geldi, çok yayınlandı. Bu çok önemliydi. Çok önemli. Bu çok önemliydi. Çok. Tabii haliyle bu sempozyum tabii çok başarıya ulaşınca başkanımızdan şöyle bir teklif geldi bize. Hocam biz bunu kurumsallaştıralım dedi. He. Kurumsallaştıralım dedi. Şimdi inşallah bunun ikincisini daha başka bir konuda yine Yörükler şemsiyesi altında olacak ama tamam. alt başlığı konu değişecek. Tabii biraz daha Balkan ağırlıklı da olacak çünkü anladım, Yörükler anladım. Balkanlarda da çok tabii, hakim. Çok, tabii. Onların kültür ve uygarlık değerlerini içine alan bir çalışma yapmanın şimdiden hazırlığı içindeyiz. Onu söyleyeyim. Daha önce de hocam siz Bursa'da birçok çalışma yaptınız galiba. Ben çalıştım. Şöyle çalıştım. Yine bu arada söyleyeyim. Tabii Sayın Başkanımızın liderliğinde evet. Osman Gazi Belediyesi özellikle her bir Osmanlı padişahı ile ilgili sempozyumlar düzenliyor. Doğru. Sempozyum serileri düzenliyor. Doğru. Ben onların pek çoğuna bildiri sunarak katıldım. Güzel. Yani o çerçevede güzel, katıldım. Abi, evet. Ama buradaki şeyim bu işi organize ederek oldu. Tabii bir son organize ettiğim bir şey de yine burada Bursa'da. Bu da çok güzel. Bu da Orhon Yazıtları ve Türk-Moğol ilişkileri. Çok çok önemli. İsimli bir kitaptır. Ben de bunu da kameraya şöyle göstereyim. Bunu evet, da belediyemiz lütfen. Çok güzel bastı. Çok. Yani şunu söyleyebilirim. Evrensel düzeyde basılan en iyi kalitede kitaptır. Öyle mi? Tabii. Hmm. Yani iç dizaynı da öyledir. Tamam. İç dizaynı da öyledir. Bu da şöyle oldu. Tabii ben o coğrafyayla çok daha fazla uğraştığım için. Tabii, tabii. Özellikle bu yörükler, konar göçerler üzerinde. Yine belediyemizin bir
daveti oldu. Geldim, görüştüm. Bana aynen şunu söylediler. Yani başkanımız ve başkanımızın buradaki çalışma arkadaşları. Hocam bu Orhon yazıtları biliyorsunuz ki Moğolistan coğrafyasında. Tabii. Burası bizim kültür kaynağımız. Tabii, kesinlikle. Orhon yazıtlarının bulunduğu coğrafya da Arhangay Belediyesi var. He. O Orhon yazıtları Arhangay Oraya Belediyesi'nin bağlı. Sınırları içerisinde. Sınırlı. Biz Arhangay Belediyesi ile kardeş belediye olduk dedi. Öyle mi? Tabii öyle. Kardeş belediye olduk dedi. Biz bunu taçlandırmak istiyoruz. Çok güzel. Onların da katılımıyla ne yapacağız dedi. Ne yapabiliriz diye sordular. Tabii bizim işimiz akademik yön olduğu için. Tabii. Ben başkanım dedim, bunun en iyi yönü bir sempozyum yapalım tabii, dedim. Tabii en şey o. Yani Orhon yazıtları ve Türk-Moğol ilişkileri diyelim sempozyumumuzun adına, konuyla ilgili uzman bilim adamlarını çağıralım. Burada yine bir sempozyum yapalım, bunu kitaplaştıralım dedim. Ve bunu kitaplaştırdık. Tabii sempozyum yapıldı burada, kitaplaştırdık. Çok başarılı çok mükemmel ya. Oldu. Mesela bu her kitabın üzerindeki bu görsel malzeme de tesadüfen seçilmiş görsel malzemeler değil. Değil değil mi hocam? Tabii efendim. Bu bu görsel malzeme, şu üzerindeki görsel malzeme bu 1957 yılında galiba Sovyetler Birliği döneminde bir Çekoslovak bilim heyeti Orhon yazıtlarının bulunduğu coğrafyaya seyahat gezisi düzenliyor. Onlar bu o zaman yani o 1957 yılında bu mekanı tasvir ediyorlar. Çok güzel. Orhon yazıtlarının bulunduğu mekanı tasvir ediyorlar. Bu kitap üzerindeki tasvir odur. Çok güzel. Odur. Çok. Şimdi bunun en önemli tarafı şu. Yani şurada görüyoruz ki burada şöyle bir yol vardır. Kaplumbağa kaidesinin üzerinde yazıt vardır. Yazıt vardır. Kaplumbağa kaidesinin üzerine konulmasının sebebi şu. Kaplumbağa en uzun ömürlü hayvandır. Ömürlü, doğru. Tabii efendim. Yani o Göktürk Hanları veya Hakanlarına ait olan bu yazıtlar bunun üzerine konuyor ki devlet ebed müddet evet, olsun. Evet. Ebed müddet ömrü olsun. Uzun olsun. Yani ömrü uzun olsun şeklindedir. Yani bunu bu şekilde anlamak lazım. Hatta sağda da solda da bir devlet protokolü var. Devlet doğru. protokolü var. Ona da dikkat etmek lazım. Ön tarafta da iki tane aslan var. Yani çok emin değilim ama böyle benim duyduğum yani bazı kimselerden duyduğum Atatürk'ün Anıtkabir'inde de dikkat edilirse öyle aslanlı mi? Yol vardır. Ha aslanlı yol vardır. Aslanlı var, yol vardır. Şimdi burada da iki tane aslanın olması oradan ilham alınarak mı yapıldı olabilir. Diye bir böyle bir düşünce de var. Olabilir. Öyle bir düşünce olabilir. De var. Tabii bu bir gelenektir her tabii, şeyden canım, önce. Tabii. Her şeyden önce bu bir gelenektir. Yani bu figürü koymamızın en önemli bir sebebi de evet. bu efendim. İşte en son ki buradaki faaliyetimizde bu 9. Altay Toplulukları Sempozyumu destanlar ve destan kültürü üzerinde. Gayet güzel de gidiyor hocam. Yani şu anda çok iyi geçiyor. Çok iyi gidiyor. Oturumlar başladı. Çok iyi. Çok. Sabahtan öğleye kadar açılımımız tabii. vardı. Tabii. Açılış konuşmalarında söz alanlar oldu. Çok güzel. Şimdi de oturumlar halinde devam ediyor efendim. Hocam programımızın sonuna geldik. Geldik mi efendim? Geldik efendim. Çok çabuk geçti. Yani ben hemen söyleyeyim. Çok güzel şeyler anlattınız. Yani çok yarım saat faydalı şeyler anlattınız. Nasıl doldurabilirim diye düşündüm ama. Oo hocam. Zaman, siz bu bilgilerle yok, kaç yarım saat gidiyor? Zamanın bereketi yok. Zamanın bereketi yok. Tabii Orta Asya'da bir tabir vardır. Ömür de ötüp gidiyor derler. Ömür de geçip gidiyor bu arada. Tabii zaman geçiyor ama ömür de gidiyor. Gidiyor. Doğru. Yani Allah sizlere de uzun ömür versin. Sağ olun. Efendim. Çok sağ teşekkür olun. Ederim. Beni davet ettiniz. Sağ tabii olun. Böyle bir ne konuşma fırsatı hocam? Verdiniz bana. Evet. Sizlere müteşekkirim. Çok teşekkür ederim. Ayrıca bizi dinleyen sayın ve değerli Bursalı hemşehrilerimize ve tüm halkımıza da selam ve saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum efendim. Sağ olun hocam. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben değerli teşekkür, bilgiler ben verdiniz. Sağlıkça sağ kalın hocam. Çok sağ olun. Efendim programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.